Merhaba arkadaşlar, elektrot potansiyelleri ile ilgili pil örnekleri yapmıştık. Bu elektrot potansiyelleri ile tepkimelerin istemliliğine de karar verebiliyoruz. O nedenle bu videoda siz elektrot potansiyelleri ile redoks tepkimelerinin istemliliği arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz. İstemliliğine bakarken öncelikle şunu söyleyeyim, biz pil tepkimelerini yaptık pil tepkimelerinde standart pil potansiyellerinin değerini hesapladık ve istenli oldukları için her zaman artı çıkacaklarını belirttik. Şimdi buradan yola çıkarak aslında burada kendiniz de bir yorum yapabilirsiniz. Biz standart indirgenme potansiyelleriyle redox tepkimelerin istenmeliğine bakarken E0 değerine bakacağız aslında. Ve eğer bu değer sıfırdan büyükse tepkimenin istemli olduğunu, sıfırdan küçükse ise tepkimenin istemsiz olduğunu söyleyeceğiz ki istemli tepkimeler pil tepkimeleridir. İstemsiz tepkimelerse daha çok aklınızda kalacak olan elektroliz tepkimeleri olur mesela. Ve bu E0 pil değeri arkadaşlar yani potansiyel farkı ne kadar fazlaysa potansiyel farkının fazla olması bir taraftan bir tarafa elektron akışının daha istemli olarak gerçekleştiğini gösterir. Tepkimenin de o kadar istemli olduğunu söylüyoruz. Örnek 1 ile başlayalım. Bize magnezyum ve çinko iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. Bakınız buna göre diyor şu tepkimenin istemli olup olmadığına bakınız. Şimdi tepkimeye baktığımda magnezyum iyonları indirgenmiş. O zaman hop yazamadım. Benim ilk tepkimeyi aynen almam lazım. Yani magnezyum artı 2 iyonları elektron alarak magnezyum metaline indirgeniyor ve buradaki değer eksi 2,40 volt. Tepkime de Çinkonun da yükseltgenmesinden bahsediyoruz. O zaman ikinci tepkimeyi Ters çevirmem lazım. Çinko atomları elektron vererek çinko artı iki iyonlarına yükseltgeniyor. İlk, e, i̇kinci tepkimeyi ters çevirmiş olduğum için artı 0.80 volt potansiyeli oldu. Şimdi toplayalım bunları arkadaşlar. Elektronlar birbirini götürecek. Biz aradığımız yukarıdaki tepkimeye ulaştık. Magnezyum artı iki iyonlarının magnezyum atomlarına indirgendiği, çinko atomlarının çinko artı 2 iyonlarına yükseltgendiği tepkime. Peki bunun potansiyeli ne kadar olur dersek şu ikisini topladığınızda eksi 1,60 volt eder. Aha eksi çıktı. Bu değerin e0 pil değerinin 0'dan küçük olması bu tepkimenin istemsiz olması demektir. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez demektir. Dışarıdan enerji kullanmak zorunda olduğumuzu belirtir. Hatta istemsiz olduğu için bu pil tepkimesi de olamaz mesela. Pil tepkimelerinin istemli olması lazım ki kendi kendine elektron dönsün. E, bu şekilde karar veriyoruz. Bize verilen denkleme göre yukarıdaki... E, standart potansiyelleri kullanıyoruz. Şimdi bir örnek daha yapalım. O da muhtemelen istemli olacaktır zaten farkı görünüz diye. Yine bu örneğimizde de bize magnezyum ve kalsiyum iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş. Tepkimemiz var. İstemli olup olmadığına bakacağız. Şimdi tepkimemizde magnezyum iyonları indirgeniyor. E, bu da indirgenme potansiyeli olduğuna göre ilk denklemi aynen yazacağım. Yine dediğim gibi fiziksel halleri yazmıyorum arkadaşlar. Yukarıda var zaten. Aynen yazdığım için bunun değeri eksi 240 volt. Denkleme baktığımda kalsiyum yükseltgeniyor. O zaman ikinci denklemi bizim ters çevirmemiz lazım. Kalsiyum atomlarının elektron vererek kalsiyum artı 2 iyonlarına yükseltgendiği denklemi yazıyoruz. Denklemi ters çevirdiğime göre bunun değerinde artı 2,87 volt yazacağım. İşaretini değiştirdim. Şimdi bunları topladığımızda biz kalsiyum atomlarının yükseltgendiği kendi kendine mi acaba magnezyum artı 2 iyonlarının indirgendiği bir tepkimeden bahsediyoruz. Ve bu tepkimenin potansiyeli şu ikisini topladığımız zaman artı 0,47 volt eder. Bakınız pozitif çıktı. Yani hücre potansiyeli sıfırdan büyük çıktı. O zaman bu istemli bir tepkimedir. Hatta istemli olduğu için elektronların arkadaşlar kalsiyumdan, kalsiyum elektron veriyor, magnezyum elektron alıyor, kalsiyumdan magnezyum elektrota doğru kendiliğinden aktığını ve o yüzden de bunun bir pil tepkimesi olabileceğini söylüyoruz. Kendi kendine elektron hareketi var. Demek ki enerji elde edebiliriz. Üçüncü örneğimiz. Yine indirgenme potansiyelleri verilmiş 3 tane iyonun. Buna göre 3 yargımız var. Doğru mu yanlış mı? Şimdi bunları indirgenme potansiyellerini kullanarak da yapabilirsiniz. Ama ben burada bir de metalik aktifliğe nasıl geçiyoruz, nasıl yapıyoruz bunları da belirtecek şekilde çözmek istiyorum. Bize burada Kadmiyum artı 2, kurşun artı 2 ve gümüş artı iyonların indirgenme potansiyelleri verilmiş. Peki biz bunları ters çevirseydik yani yükseltgenme haline getirseydik. Çünkü metalik aktiflik yükseltgenme potansiyellerinin ölçüsüdür. Şöyle yapsaydık. Ne bulurduk arkadaşlar? Denklemleri ters çeviriyor olacaktık. Artı 0.40 volt, artı 0.13 volt ve eksi 0, 80 volt bulurduk yükseltgenme potansiyellerini. Ve bu değerler hidrojene göre belirleniyordu. Yani ben şöyle yapsam hidrojenin yükseltgenme potansiyelini 0.0 volt kabul ediyoruz. 0 volt kabul ediyoruz. Gümüşün yükseltgenme potansiyeli bunun altında kalıyor. Demek ki aktifliği hidrojenden daha az. Kurşunun yükseltgenme potansiyeli artı 0.13 volt. Hidrojenden daha aktif, aktif bir metal. Kadmiyumun bunlardan da fazla içlerinde en aktif olan kadmiyummuş deriz. Peki yani o zaman bu metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki sevgili arkadaşlar kadmiyum büyük, kurşun büyük, araya hidrojeni de koyayım. Gümüş en pasif ki gümüş yarı soy metaldi. Her asitle tepkime vermiyordu falan hatırlarsanız. E, aktiflik videolarında vardı. Şimdi bir de der ki kadmiyum artı 2 iyonlarını içeren bir çözeltiye kurşun metalinden yapılmış bir kapta saklamak istersem olur mu? Kim daha aktif arkadaşlar? Kadmiyum. E kadmiyum aktif ve elektron vermiş yükselt gelmiş. O zaman kurşun onu bileşiğinden çıkaramayacağı için evet hiçbir değişiklik olmaz ve saklanabilir. İkinci tepkimede ne olmuş? Bakın. Kurşun iyonları bileşikte yani yükseltgenmiş. İçerisine gümüş atomlarını koymuşuz. Gümüş yükseltgenirken kurşunu indirgemiş. Şimdi kim aktif ama? Kurşun gümüşten daha aktif. Dolayısıyla gümüşün kendisi yükseltgenirken kurşunu indirgeme şansı yoktur. O nedenle bu tepkime kendiliğinden olmayacaktır. Ya da şöyle bakabilirsiniz. Kurşunun indirgenmesi var. Bir de gümüşün yükseltgenmesi var. Ama indirgenme potansiyeli daha fazla olan gümüş olduğuna göre bu tepkime gerçekleşmez de diyebilirsiniz. Ee, asit tepkimeleri. Şimdi hatırlayınız bakır, civa ve gümüş vardı. Bunların aktifliği hidrojenden azdır. Bakınız eksi çıkıyor. Bunun dışında kalan yani yükseltgenme potansiyeli hidrojenden fazla olan tüm metaller aktif metallerdir. Ve aktif metallerin asitlerle tepkimesinden Evet hidrojen gazı açığa çıkar. Şu 3'ü ise HNO3 ya da H2SO4 ile tepkime veriyorlardı. NO, NO2 ya da SO2 gazları açığa çıkıyordu ama hidrojen çıkmıyordu. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü örneğimiz. Dördüncü örneğimiz uzuyor gidiyor arkadaşlar. Birçok şey yapacağız bu örnek üzerinde. Bize Bakınız 5 ayrı metalin indirgenme potansiyelleri verilmiş. Buna göre diyor soruları yanıtlayınız. İndirgenme potansiyelleri var. Aktiflikleri arasındaki ilişki. Şimdi metalik aktiflik dediğimiz elektron verme yani yükseltgenme potansiyeli az önce de yapmıştık. O zaman ben bu denklemleri yükseltgenmeye yani tersine çevirecek olursam yükseltgenme potansiyeli 2.37 volt olur magnezyumun. Ee, Baryumun yükseltgenme potansiyeli artı 2.90 volt olur. Potasyumun yükseltgenme potansiyeli artı 2.93 volt olur. Ee, bakırın yükseltgenme potansiyeli eksi 0.34 volt olur. Bakın hidrojenin altında kaldı. Alüminyumun yükseltgenme potansiyeli ise artı 1.66 volt olur. Yükseltgenme potansiyeli Elektron verme isteğini belirtir ki metalik aktiflik elektron verme isteğidir. O zaman en aktif olan yükseltgenme potansiyeli en fazla olan potasyumdur. Sonra baryum, sonra magnezyum, alüminyum gelir. Hatta şu arada hidrojen vardır. Bakırın aktifliği ise en azdır deriz. İkinciye baktık. Şu tepkime kendiliğinden gerçekleşir mi? Şimdi magnezyum var. İçerisine bakır atmışım. Bakır yükseltgenirken magnezyumu indirgemiş. Ama yükseltgenme potansiyeli fazla olan magnezyumdur. Yani magnezyum daha aktiftir. O nedenle bakır magnezyumu bileşiğinden çıkaramaz çünkü bunların aktiflikleri magnezyumun bakırdan daha fazla. O yüzden bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. İstemsiz bir tepkimedir. Pil tepkimesi de olamaz. Çünkü bakır magnezyumu indirgeyemez. Bakırın yükseltgenme potansiyeli magnezyumdan daha az. Gelelim sorumuzun C de E seçeneklerine. Ben aktifliği de şuraya yazdım. Bir daha onunla uğraşmayalım diye Şimdi B'den C neyi soruyor arkadaşlar? Alüminyum bakır standart pilinde hangi elektrot anot elektrottur? Şimdi anotta yükseltgenme vardı biliyorsunuz. İster şöyle bakarız. Aktiflikleri bize yükseltgenme potansiyelleri eğilimini veriyor. Dolayısıyla Alüminyum ve bakıra baktığımızda alüminyumun aktifliği yani yükseltgenme potansiyeli daha fazla. O zaman alüminyum yükseltgenmeli ve anot elektrot olmalı. Bakır indirgenmeli ve katot elektrot olmalı dersiniz. Ya da indirgenme potansiyellerinden bakıp indirgenme potansiyeli bakırın daha fazla bakır artı 2 iyonlarının o zaman bakır artı 2 iyonları indirgenecek. Yani bakır katot, alüminyum anot olacak dersiniz. D'ye baktık. Hangi metallerin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar? Öncelikle şu metallerin aktifliği hidrojenden daha fazla. Bunlara aktif metaller diyoruz. Ve aktif metaller hidrojenle yer değiştirebildikleri için aktif metallerin asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. E, şunu da hatırlayalım. Bakır, civa ve gümüş yarı soy metallerdi. Bunlar... E nitrik asit ya da sülfürik asitle tepkime verebiliyorlardı. Ve hidrojen gazı açığa çıkmıyordu. Derişimine göre burada NO ya da NO2, burada ise SO2 gazı açığa çıkıyordu. Ama hidrojen gazı açığa çıkarabilecek olanlar aktif metaller. E'de hangi iki metalle hazırlanan pilin potansiyeli en fazla olur? Şimdi biz burada pil potansiyeli derken indirgenme ya da yükseltgenme potansiyelleri arasındaki farka bakıyorduk tabloda indirgenme potansiyellerine bakalım potasyumun indirgenme potansiyeli en az mesela ops bu sıfır yap yapacaktım nedir indirgenme potansiyeli eksi 2,93 volt bakırın indirgenme potansiyeli en fazladır artı 0,34 volt dolayısıyla bu ikisiyle hazırlayacağımız Potasyum bakır pilinin potansiyeli yani farkı en fazla olur. Bunu indirgenmeden bakabildiğiniz gibi direkt aktiflik üzerinden şunu da diyebilirsiniz. En aktif metalle en pasif metal arasında hazırlayacağım bir pilin potansiyeli yani yükseltgenme ya da indirgenme potansiyelleri arasındaki fark en fazla olur da diyebilirsiniz direkt. Hiç değerleri yani şu değerleri kullanmadan aktiflik üzerinden de söyleyebiliyoruz ki değerleri kullandık aslında bunu bulurken de. Neyse aktiflikten de söylersiniz yani. F seçeneğimiz. Standart magnezyum bakır hücresinin pil potansiyeli kaç volt olur? Şimdi iki şekilde çözebilirsiniz bunu. Önce şunu yapabilirsiniz. Bir kere magnezyum bakır hücresi hazırlıyorsam indirgenme potansiyellerine baktığımda eksi 2 37 artı 0.34. Demek ki bakırın indirgeniyor olması lazım. Katot, magnezyumun yükseltgeniyor olması lazım. Anot dersiniz. Sonra denklemleri yazarsınız. Anotta yükseltgenme olacak. Magnezyum atomları. Magnezyum artı 2 iyonlarına yükseltgenecek. İlk denklemi ters çevirdiğim için artı 2.37 volt etti. Katotta indirgenme olayı gerçekleşecek. Bakır artik iyonları indirgenip metalik bakır oluşturacak. Artı 0.34 volt. Toplayacağım bunları arkadaşlar. Hmm, ne eder? Toplayalım. Artı 1, e de var 1, 7, 2, 71 voltmuş. Bu ikisiyle hazırlayacağımız standart hücrenin potansiyeli. Şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi biz bunların aktifliklerini belirlemiştik zaten ister indirgenme ister yükseltgenme üzerinden. Bakınız hidrojenin yükseltgenme potansiyeli sıfır. Bu denklemlerin tersini düşünüyorum. Şimdi yükseltgenme üzerinden bakacağım. İster indirgenme üzerinden de bakabilirsiniz de. Bakırın in yükseltgenme potansiyeli eksi 0.34 volt. Sonra alüminyumun yükseltgenme potansiyeli artı 1.66 volt. Bunun üzerinde kim olacak? Magnezyum yükseltgenme potansiyeli artı 2.37 volt. Sonra bunun üzerinde baryum olacak yükseltgenme potansiyeli artı 2.90 volt. Sonra alimin değil potasyum olacak artı, artı 2.93 volt. Bakın aktiflik sıralaması da veriyor bize gördüğünüz gibi. Değer ne kadar büyükse hidrojene göre elektron verme isteğinin o kadar fazla olduğunu söylüyoruz. Şimdi biz eğer bir magnezyum bakır pili hazırlıyorsak hazırladığımız pil şu potansiyeller arasındaki farkı ölçer. Bakınız bu artı bu eksi. Direkt ikisini topladığımda 271 volt olur da diyebilirsiniz. İlla denklem yazmanız gerekmiyor. Ya da size dese ki ben potasyum baryum pili yapıyorum. Bu pilin standart gerilimi ne olur? Bakınız şu ikisi arasındaki farktır. 0,03 volt eder. Yani burada siz bu skala üzerinden bakarak her türlü pilde potansiyelin ne olacağına karar verebilirsiniz. Ha bana öylesi zor gelir. Ben anotla katotla yapmak istiyorum derseniz de zaten aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Sorumuzun son seçeneği arkadaşlar. Standart elektrot olarak alüminyumu kabul etseydik. Şimdi biz hidrojeni burada kabul etmiştik ya sıfır diye. Diğer elementlerin yükseltgenme potansiyelleri kaçar volt olurdu. Şimdi az önce yapmıştım ama tekrar yazayım. Hidrojenin yükseltgenme potansiyelleri yine yükseltgenme üzerinden gidiyoruz. Çünkü hidrojeni değil de alüminyumu sıfır kabul etsem diğerlerinin yükseltgenme potansiyeli ne olurdu diyor. Bu sıfır. Bakırın yükselt gelme potansiyelleri, potansiyeli, bunları ters çevirdik. Eksi 0.34 volt. Ee, az önce yaptığımızı tekrar yapıyoruz ama artı 1.66 volt. Sonra magnezyum gelecek. Artı 2.37 volt. Tıp tıp Baryum gelecek. Artı 2.90. Ve potasyum artı 2.93 volt. Şimdi biz bunu hidrojeni sıfır kabul ederek yapmıştık. Diyor ki size, ay inşallah dümdüz çizebilirim. Eğer şunu sıfır kabul etse idik, diğerleri ne olurdu? O tek tek aradaki farkları alacağız arkadaşlar. Şimdi burayı sıfır kabul etsem şu aradaki fark ne kadardır? E, 2.37'den 1.66'yı çıkardığımızda 0.71. Demek ki magnezyumun yükseltgenme potansiyeli artı 0.71 volt olurdu. Ya da diğeri için aynı şey yapacağız. Aradaki farkı alacağız. Baryumun yükseltgenme potansiyeli artı 1.24 volt olurdu. E, potasyum için aynı şey yapacağım. Şimdi bununki artı e, 1.27 volt olurdu. Hidrojeninki ne olurdu arkadaşlar? Eksi 1.66 volt olurdu. Buna bir de 0.34'ü ekleyecek olursak bakırın ki ise eksi. Şimdi ben bunu toplayacağım kafamdan biraz zorlanıyorum sevgili arkadaşlar. E, 2 volt olurdu. 2.0 yapayım da havalı olsun şöyle. Çirkin oldu. Yani biz başka bir elementi de kullansak bu şekilde bulurduk değerlerini. Hatta şöyle yapalım. Bakın ee, alüminyum bakır pili yapsaydım standart elektrot hidrojen kullanarak buradan ölçeceğim değer şu ikisi arasındaki fark olacaktı. 1.66 artı 0.34'ten ne olacaktı? 2 volt olacaktı. Şimdi de kullansam yine 2 volt. Yani biz pillerde aradaki değeri ölçtüğümüz için Standart elektrodun ne olduğu çok da önemli değil aslında ama böyle bir soruyla karşılaşırsanız bu sefer onu sıfır kabul ediyorsunuz. Nasıl hidrojeni sıfır kabul ettiğimiz için ona göre diğer değerleri oranlıyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuzda da potansiyellerle tepkimelerin istemliliğine baktık. Bundan sonraki videomuzda artık pillerin pil potansiyelini etkileyen etmenlerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.